tüm dekoratif boyaların hepsi alçılı zem üzerine oluyor. Alçını çekiyorsun, zımparanı yapıp 1'e 7 konsantre astarını verdikten sonra hangi ürünü yapacaksan o ürünün altına ya geçiş astarı ya da macun astarı. İki tane astarımız var, onu uyguluyorsun. Bir kat yetiyorsa bir kat, yetmiyorsa ikinci katı da atarsın. Daha sonra ürünün kendinden bir kat atıyorsun. Ondan sonra ikinci katta da desen veriyorsun. Başka bir şeysi yok. Yapacağın desenler, el aletleri yapacağın desene göre değişiyor. Burada tamamen ustaların hayal gücüne kalmış desenlerin çoğu. Yani çelik malayla yapanlar var, fırçayla yapanlar var, süngerle yapanlar var. Evet. Değişik değişik el aletleriyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kratos dediğimiz ürün. Bu dış cephede, iç cephede kullanabileceğimiz hem dışta hem içeriye dayanıklı beton yürümünü boya. Altına geçiş astarı uyguluyorsun. Geçiş astarı kurulduktan sonra istediğin şekilde desen verebiliyorsun. Bir normal standart desenimiz var. O da işte dış cephede yaptığımız mineral koklama gibi uygulaması. İnce bir kat çekiyorsun, sonra titrileme yapıp üzerinden bir çelik malay gezdiriyorsun. Standart desenimiz. Farklı farklı da 11-12 çeşit deseni var işte. Kaya deseni yapabiliyorsun. Çok çabuk kurumuyor. Cephelerde, dış cephede yapıyorsanız biraz daha ekip hali gerekiyor. Ama içeride çok da seni böyle yoracak bir şey değil. Hele ki yoğun bir desen verecekseniz, böyle damar damar çizgiler açacaksanız o şekilde yapacaksanız onu da rahatlıkla tek başına da yapabilirsiniz. Yakın bir astar. Geçiş astarı. Rengine göre yakın. 3 tane zaten bazı var bunun. Gri, bu astarı. Evet. Gri, beyaz, yeşil. 3 tane rengi var. Beyaz ana rengi. Beyaz yaparsan altına beyaz yaparsın. Ana renkler bunlar. Ana, 3 ana rengi var. Yeşil, beyaz ve gri. Evet. Bunları isterseniz üzerine eskitme patina boyasıyla yüzeyle eskitme yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde standart renklerinde de uygulayabilirsiniz. Renklendirmeden. Evet. Bunlar bu şekilde kullanıma hazır geliyor. Malzeme elinize yoğun gelirse bir teneke yani 25 kilogramı bu bardak su girip karıştırdığınızda istediğiniz şekilde yumuşaklığa geliyor. İstediğimiz sürme kıvamına evet. Geliyor. Yani baktınız ki malayla çekerken zorlu. Biraz yumuşatalım. Taşlı malzemeye serttik. Bir bardak su girmeniz yeterli. Fazlasını da malada tutamazsınız. Tabii tabii doğru. O yüzden onu da bilgi olarak alın. Tamam. Şimdi arkadaşımız düz çekip filtreleme yapıyor. Normal mineral koklama yapar mı? Evet. Mineral uygulaması gibi. Mineral uygulaması gibi. Hemen çektikten hemen sonra. Evet. Eğer böyle bir çizgi çekeceğiniz için bir şekilde bir metraj genişse ama tek bir duvarsa biz de yapabiliriz aslında. Yine de iyi olur. Doğru. Her zamanki gibi yani. İnce bir kat çekiyorsun. Sonra titrileme yapıp peşine de çelik malayla berzahlıyorsun. Bunun bir tenekesiyle bu şekilde 20 metre kare yer yapıyorsun. Yani iyi bir TV arkası. Aynen. Olur yani. Farklı farklı 11-12 çeşit deseni var. Kaleteresi de bekleyin. Tamam. Farklı farklı 11-12 çeşit desen yapabiliyorsun. Tamamen ustanın hayal gücüne kalmış bir şey. Çelik malayla perdahlama yapıyorsun, baskı yapıyorsun. Biraz daha bastır yapıyorsun. Stand biraz geri gidiyor da evet. Adam ondan bastıramıyor. Biraz uzun zamanında şey değil, uzun değil. Olsun gayet de görünüm süper. Tırpılla. Tırpılla aynı şey zamanda yaptık. Büyük beton görünüyor. Ondan sonra her şey yapılabilir bunun üstüne. Aynen. Bu hayal gücü. İstersen buraya verev yap ezek. Yakup. Abi o şey desenli olanlar var böyle halka halka şey yapmışsınız. O kalıbı mı var bu? Stenger kullanıyorsun. Baskı stengerler var ya. Evet, stikerler var. Evet, stenger. Veya çek stenger yapıştıralım üstüne. Stenger varsa vallahi çok iyi olur. Çelik mala bu. Dekoratif mala. Normal dekoratif kendi malanızda da böyle çekebilirsiniz. Ama üzerinde perdahlamanıza böyle bir mala ihtiyacınız var. Evet. Ama aynen. Normal kendi altı bıçaklar da... Evet, stengerler onlar. Bunlar önceki zemin hazırlamalı onlar için. Ya işte. Yani bu stenger'ı da yapması kolay. Şöyle söyleyeyim. Alt zemini dümdüz bir kat çekiyorsun, kuruyor. Daha sonra stenger'ı getirip üstten bantlatıyorsun, üstüne malayla malzemeyi çekiyorsun, çıkarıyor, kalıbı çıkıyor, o kadar. Bunları nereden? Gene bu Nippon'un mu onlarda? Nippon'da da var, dışarıdan da var. Nippon'da da olacak.
Hemen katılan arkadaşlara 3 tane gelecek. Stanciller burada gelecek. Katılanlara size gönderirler. Sunal'a vereceğiz. Biz yetiştiremedik. Ha, gelen arkadaşlar. Sunal size getirir, teslim eder. Siz arkadaşlara tamam. Verirsiniz. Tamam. Formülsünü olarak veriyoruz abi şimdi bunu. Kabartma yaptım şey. Önce bir zarar yaptım, sonra kabartma yaptım. Tamam. Nasıl istersin? Bir iki desen göster. Ben seçmeyiz miyim ya? Ben onu getiriyorum şimdi. Ne yapayım? Ben böyle bir yerine. Ben böyle bir yerine. Camsın spreyli bir şey var mı sizin? Su içine koyup sıkacağınız. Bir şey var mı? Bizimki... Neden mi işte? Her bir şey var. Su mu içiyor? Ha böyle su. Boşa. Pıs pıs. Pıs pıs. Aynen. Andezit yerini kova oluyor değil mi? Kova. Malzemeyi böyle arkadaşınız etli çekiyor. Bu şekilde farklı farklı desenler vereceksiniz de yaklaşık 10-12 metrekare yer atıyor. Böyle etli çekerseniz. Hmm. Şimdi bununla da arkadaşımız şimdi desen verecek. Mesela damar desenler veriyor. Evet. Şu şekilde çiziyorsunuz. Bunlar evde desenimiz dediğimiz. Ha. Eyvallah. Şunu bir su doldurabilirsek sana kardeşim. Çok değil böyle azıcık şey. Bu tamamen ustanın hayal gücü. Evet, evet. Yani siz nasıl desen vermek istiyorsanız bu ürün o desene elverişli. Evet. Tamam. Mesela bu şekilde yapıp desenlerinizi verir. İster bu şekilde bir 10-15 dakika sonra eziyorsunuz bunu. Evet. Üstüne spreyle su sıkıp malaya yapışmasın gelmesin diye sonra malayı perdahlama yapıyorsunuz. Dümdüz oluyor, desenler kalıyor. İster bu şekilde beton gölümünde bırakırsınız. İsterseniz üzerine eskitme veya goldi çalışmaları, bronz çalışmaları yapacaksanız altın da çok şık altına silikon ipeksi mat boya vuruyorsunuz bir kat veya iki kat ki goldi emmesin kumlu malzemeye. Kuma nasıl su dökerseniz emer. O emiciliğini öldürüyorsunuz boyayla, üzerine boyuyorsunuz. İlla beyaz olmasına gerek yok, istediğiniz renkte. Silikon ipeksi mat. Üzerine vuracağın altını, brozu rahatlıkla silebilirsiniz. Sonra güdere bezleri var böyle sarı. Onunla böyle eskitme yapar, patinalar yapabilirsiniz. Anladım. Süngerlerle yapabilirsiniz. Normalde bizim bunların biraz çekmesi lazım. Bir yarım saat sonra. Hava şartlarına göre. Biz şey yapıyoruz, fazla zaman koyulmaması için. Mesela bir ıslak süngerle de silinebilir değil mi? O da olur ama. Çok sonrası. Evet. Mesela şöyle. Şu şekilde ıslatır. Ben çok fazla satmayayım. Bir daha. Yok ha. Daha fazla göreceğim ya. Tamam olsun. Şöyle ıslatıyorsun. Bitti. Harika. Evet. Yani düz yerleri bile ıslatarak düzsüz hale getiriyorsunuz. Düzlerini kaybediyorsunuz. Ha, bunlar düz olanları böyle canlı bırakırsın. Şu şekilde. Evet. Parlatıyorsunuz. Beton görünümü oluyor. Evet. İsterseniz bunu beton tarzında bırakırsınız. İsterseniz dediğim gibi hangi renk istiyorsanız silikon ipeksi mat boyayıp üzerinde eskitme patina boya yapabilirsiniz. Gold bronz çalışmaları yapabilirsiniz. Farklı farklı. Bu ürünlere başladı. Bu ürünle ilgili anlamadığınız bir şey varsa yok. Sorun. Yok. Gayet şeydir. Tekrar ürünümüzü bozduk. Tamam. Bu da malara kabartma desenimiz dediğiniz. Boş malayı kaldırıp koyuyorsun. Biraz daha yoğun çeker, etli çekersen dolgunlar biraz daha durur. Bu sana kalmış bir şey abi. Tamamen sana kalmış bir şey. Bunda da yine 15-20 dakika bekleyip sonra yine su yardımıyla eziyorsunuz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Taş desene gibi oluyor. Standart desenin haricinde hangi deseni yaparsanız yapın, su yardımıyla ezip düzlerini tutuyorsunuz. Su en büyük yardımcımız. Evet. Kaç dakika malana yapışır. Evet. Şurada malzemeniz biraz az oldu ya. Şöyle parça parça koyabilirsin. Aynen.
Altlara da vuruyor. Nippon'un? Konkratos. Beton efekt görüntü boyası. Boya aldılar istersen. Bu daha deminki vurduğun yeri var. Bu kadar. Su bazlı üzerine alçı bile çekersin. Dündüz zemin de olacak. Çek alçıyı gitsin diyorsun değil mi abi? Su bazlı ürünü zaten. Ben de öyle düşündüm. Nefes alma özelliğine sahip su bazlı. Yani. Çeksin o ezimi bekleyeceksin. Vallahi bu desen mi kalacak? Yani bunu yapıp tamam, gösterip o zaman ondan sonra öbür ürünlere geçer. Tekine geç ondan sonra. Ezimi o zaman yap. Öyle mi yapıyor? Susunu yapayım mı? Bakın oluyorsa. Yok biraz çeksin. Bakın öyle. Çek bakalım. Ve işte bu. Şimdi buna varabi getireceksin. Aynen. Buna bir boya atacaksın üzerine. Bu tür desenlerde silikonlu ipeksimat boya atarsanız sizin silmenizde yardımcı olur. Ne olacak? Varağa geçtiğin zaman golflar içeride kalacak. Üstlerini sildiğinde üstü beton gibi duracak. İçi golf gibi duracak. Son katını silikonlu boyayla bitiriyoruz. Son kat silikonlu boya atıp sonra üzerine varak çalışacaksın. Diyelim ki bu renkte bir silikonlu boya vurursun. Getirir varağı ruloyla vurursun. Peşine ıslak nemli bezle silersen sileriz. Tepeler beton görünümlü kalır, içi goldi kalır. Veya bronz kalır. Altın içine girer. Çünkü evet. Bezle sildiğimiz için. Evet. Anlaşıldı, doğru. Silikonun muhafazası şeyi de koruyacak böylece. Tabii. Bu desen kalıyor. Zaten bu elastik bir malzeme. Kolay kolay çatlak matlama olur. Evet, kombin oluyor. Görünüm bu. Var mı bunda? Aynı böyle yapıyoruz. Tamam, parmağımızı tam ortada denk getiriyoruz. Şöyle kaldırıyoruz sedef abi. Sedef boya yapacaksan tampon boya. Yerine bu. Güderi tamponlar var. Güderi tampon her yere girmiyor. Bir de o kelebekleri kokuyor. Ama bu bezi bu şekilde yap, defalarda yıka yıka kullan. Ne bezi? Bak bunun deseni çok güderi daha güzel bezi çıkıyor. Güderi bezi. Güderi bezi. Güderi, güderi. Evet. Defalarda kullan bunu. Şimdi bu da duşa satin dediğimiz ürün. Sedef görünümlü. Cephe için geliştirilmiş. Bunda da altına bu sedef bu değil mi? Sedef bu. Evet. Duşa satma sedef yani. Buna da altına macun astarı vuruyorsunuz iki kat. Beyaz macun astarı var. Nippon'un macun astarı var. İki tane astar kullanıyor zaten Nippon'da. Biri evet. Geçiş astarı, biri macun astarı. Evet, geçiş evet. Astarı biraz daha kumlu, macun astarı ince. Çok ince mikron kumlar var. Fark ediyor mu onların herhangi bir? Tabii ki fark eder. Ben macun astarı vuruyorum. Macun astarı. Bu şekilde bir desen verecekseniz sedef görünümlü evet. Altına astarı vurduktan sonra sedefi normal düz boya yapar gibi bir kat uyguluyorsunuz. Örtücülüğü sağlamışsa bir katta bırakırsınız, sağlamamışsa bir kat daha atabilirsiniz. Daha sonra arkadaşımızın yaptığı gibi yüzeye bol bir şekilde yayıp, her tarafa eşit düşürecek şekilde yayıp, sonra elindeki güderi tamponla kaldırıp sağlı solu desen veriyorsunuz. Bunu yaparken kesinlikle kestirme fırçası kullanmıyorsunuz. Tavan, duvar komple maskeleme yapıyorsunuz. Ki çünkü transparan, şeffaf bir ürün olduğu için iz bırakacak. Bu rubont dediğimiz olay orada çıkar. Kestirmeler daha koyu düşer. Desenler daha açık düşer. O yüzden ruloyla yayacaksınız her yere. Alıştırıyoruz. Güderiyle desen veriyorsunuz. Önce biraz kelebeğimizi alıştırıyoruz bunu. En önemli kısım da şu. Deseni verdiniz duvara. Örnek veriyorum böyle bir ürütü arkası yaptınız. Her tarafı maskelediniz güzelce. Ruloyla yaydınız. Desenizi verdiniz. Sökerken maket bıçağıyla bantları kesin ki silikonlu yüksek bağlayıcısı var bunun içerisinde. Kopup gelir. Vermiş gelir. Olduğunuz deseni de koparır getirir. O yüzden önce bir kesik atalım. Dibini böyle hafiften kesersiniz söküp alırsınız. Tamam, bu çok önemli ayrıntı abi. Evet. İşi batırmamak adına. Aynen. Sonra kaldırıp plak hareketleriyle sağlı solu. Zaten boya işinde en önemli şeylerden biri keskinlik görünümünü vermek. Yani olayı çerçeveye aynen sığdırabilmek yani. Şimdi bak her tarafa eşit düşüyor. Eğer biz orada yukarıda kestirme fırçası kullanmış olsaydık orası farklı düşerdi. Evet. Çünkü boya orada yoğun kalacaktı kestirme fırçasıyla verdiğimiz için. Orası daha kuruduğu zaman koyu kalacaktı. Aynen. O yüzden yapacağınız yeri tavan, duvar, komple maskeleme bandıyla bantlayacaksınız. Ruloyla sağlı sollu girip deseni vereceksiniz. İkinci desenimiz bu. Bunda da yapıyorsunuz veya büyü takoz fırçalar var. Onu böyle yuvarlak çevirerek CD desenleri yapıyorsunuz. Farklı farklı desenler oluşturabiliyorsunuz. Evet. Süngerle böyle dairesel desenler veriyorsunuz. Süngerle dairesel desenler veriyorsunuz. Orada kaynıyor. Çok şey kaçırdım daha. Nasıl kaçırdım? Birader çekiyor.
Ben sana anlatırım, rahat ol. Nasıl diyeyim, ben bakmam gerekirse otur, sikeyim. Git. Evet, tamam. Görsen geçecek. Ne? Ürünlerin uygulamaları çok basit. Çok basit. Sadece maskeleme, işte şeyleri. Alacağımız için getirdik ya bu. Bu aşamalar abi, yani karıştırmamak lazım. Mesela yani silikonu kullanmamız gereken yerde. Ne oluyor? Bu ürünü atıyorum Sakarya bölgesinde çabuk kolay bulabiliyorsunuz. Mesela diğer firmalar getirse sana süre veriyor. 3 gün sonra, 5 gün sonra. Bu yanımı bu arada. Evet, Nippon. Nippon. Kirli boyanın yok. Aslında Nippon sahibi oldu. Firmanın sahibi. Kirliyi satın aldı. Evet, evet. Nippon firması dünya genelinde 155 tane şirketi olan Asya'da birinci, dünyada dördüncü bir firma. Toyota araçlarının boyalarını veren firma zaten. Çok büyük bir firma. Yaklaşık 26 bin çalışanı var. Evet. Türkiye'de de Finli'yi... Bir yavaştan alır mısın abi? Şurayı yavaş yap. Aynen. Yavaş yavaş. Burada bilek hareketleri. Dediğim gibi istediğin şekilde süngerle, basit bir süngerle istediğin şekilde desenler verebilirsin. El hareketleriyle. Yani şimdiden çıkmaya başladı ortaya zaten. Bu durduğu zaman daha da böyle belirginleşiyor. Daha belirgin olacak. Mesela şuraya bakalım. Çoktan oldu bile. Büyük alanlarda çok farklı görünecek. Daha şık görünüyor. Tam TV biber arkası işte. Biber bezine neydi abi? Biberi. Biberi tam farklı. Biberi. Biber beze benzer ama biber bez değil. Deridir. O Nippon'da var zaten. Nippon'da bir paket halinde geçirmiş. Ama unutma abi. Kırınca açmanın da bu. Bakmayalım abi. Necem abi? Şey boya var. Şimdi glow dediğimiz boyada da iki aşamadan oluşuyor. Glow Dore ve Glow Lame diye iki aşamadan oluşuyor. Glow Dore bakır simli, Glow Lame gümüş simli. Bakır simli olanın alt astarı sürekli değişiyor. Üst desen bakır simli değişmiyor, renklenmiyor. Sadece astar renkleniyor. Burada da yine macun astarını istediğiniz renkte yapıp Glow Dore dediğimiz bakır simin bazı bu şekilde, pembemsi. Herhangi bir renk yok. Küçük. İster fırçayla yapın, süvet fırçayla. Süvet fırça. Kestirme fırçayla da yaparsınız ama kestirme fırçalar iz bırakıyor, tüy bırakıyor. Altında yine istediğimiz renkte astar uyguladık. İstediğin renkte macun astarını uyguluyorsun. Burada bakır sim kullanacaksan sadece alt astarı renkleniyor. Üst desen, sim desen boyası renklenmiyor. Diyelim ki bu ürünü aldığın bakır simi. Altına işte yeşil renk yap, kırmızı yap, mavi yap, üstünü renk yapmıyorsun. Direkt simi vuruyorsun. Ama gümüş sim alacaksan, glow lame'yi alacaksan, altını mavi yaptıysan üstünü de mavi yapacaksın. Aynı renkte kombine yapacaksın gümüş simde. Anlamadığınız bir şey var mı? Yok. Bunu ister fırçayla yapın, ister süngerle. Geniş alanda süngerle yaparsanız size daha çok avantaj sağlar. Alttaki rengi istediğin rengi yapabilir misin? Yapabilirsin. Dore'de yapabilirsin. Yani bakır simde yapabiliyorsun. Gümüş simde yapamıyorsun. Gümüş simde altın ne renk yapıyorsan üstünü de o renkte renklendiriyorsun. Takım oluyor yani. Mesela bunda istediğiniz rengi yapabiliyorsun. Bunda istediğin rengi. Bu bazı al eline, diyelim ki 2,5'lık aldın. Bir iş yaptın, elinde kaldı, dursun. Diyelim ki bir müşteriye gittin, duvara siyah. Al bakır simi direkt üzerine vur. Gittin müşteri, duvar beyaz. Al bakır simi üstüne vur. Hiçbir şey yapmadan. Kendi özel astarını vurmayacağız mı ama? Kendi özel astarını işte. Sadece astar değişiyor. Astarın rengi değişiyor. He. Desen boyasının üstü değişmiyor. Anladın mı? Ne vuruyorsan vur. Kendi astarını vuracaksın. Kendi astarını vuruyorsun ama üst desen boyasını renklendirmeden istediğin rengin üzerine vuruyorsun. Kendi astarında da 3 tane renk vardı bildiğimiz kadarıyla. Hayır, bunda istediğin kadar renk var. Öyle mi? Tabii. Renk kartelası var zaten. Birazdan size kartela vereceğiz, göreceksiniz. Orijinal renk. Bunun başka bir rengi yok. Beyaz, yeşil. 3 tane var. 3 tane rengi var. Ama üzerine mesela ipeksi silikonlu mat boyayla boyadığınızda isterseniz legno eskitme patina boyalarla patina yaparsınız. İsterse gold efektlerle, bronz efektlerle efektler yaparsınız. Daha çok şunları yapıyor değil mi? Aynen. Onlara. O da süngerle mi yapacağız? Süngerle yapıp bezle siler. Veya ruloyla vurur, diğer bir kişi arkadan bezle siler. O problem değil. Yani şu oyukların içine girmeyecek, bu alttan şey üstü gold'u göreceğim. Gold'lar içine girip sildiğinde üstü beton gibi durur. He. Altta içine giren yerler ama gold gibi durur. Üzerine, çünkü silmen lazım. Kumlu malzeme ya. Silinmez. Gold'u vurduğun zaman kum emer suyu. O yüzden silinmez. O yüzden eskitme, patina silecekseniz
emiciliğini öldürmek için silikon ipeksi mat bir boya vuruyorsun. Herhangi bir boya. Fark etmez. Renkte. Rengi yakın olacak. Rengi de sanık kalmış. Yani müşteriye kalmış, sana kalmış. Müşterinin ne renk istiyorsa o renk yap. Müşteri der ki ya bu deseni yaptım, bunu siyah boyayalım. Üstüne gold çalışalım. Vur silikonu siyah ipeksi mat boyayı. Üzerine gold'u çalış. Sildiğin zaman tepeler siyah durur, içi gold'u durur. Burada da sünger. Çok basit. Çok geniş alanda. Geniş alanda sünger kurma. Çizerek diyorsun. Aynen. Tamam, geniş alanda sünger kurma olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü transparan bir malzeme hızlı şey yapar. Bunu iki kişi yapar. Bir kişi yoğun bir şekilde süngerle geniş alanda yayar. Diğer bir kişi de boş süngeri arkasından perdahlama yapıp bitirir. Ürün kuruduğu zaman zaten şeffaflanıyor. Sadece bakır görünüyor. Belki reklamlarda görmüşsünüzdür. Nippon'un böyle bir kadın elini vuruyor bakır sima. Evet. O ürün bu ürün. Bunu isterseniz tek katta uygulayabilirsiniz. İsterseniz iki katta uygulayabilirsiniz. Ürün kurudu. Müşteri dedi ki sim oranı çok azdır. Aynı şekilde üzerine ikinci katı at. Ama müşteri der ki çok az sim görmek istiyorum. Tek katta bırak. Bunu şeyle yaptı şu bezle. Bir 5 dakika sonra boş fırçayla böyle üzerine perdahlama yaparak hem desenleri oluşturuyorsunuz hem de simleri ön plana çıkartmış oluyorsunuz. 2,5 litresiyle yaklaşık 35 metrekare yaratıyorsunuz tek katta. Tek kat. Diğerleri öyle dediğim gibi. Bu iyi. Çok uzun zaman şey değil. Neyi? Anlayamadım. O peki tamam da. Evet, İtalyan evet. Boyanın şeyi bu. O altyapısı. Yani bir duvarı yaparsın. Farklı versiyonları. Nasıl yapmıyor? Anlayamadım. Bu da yaklaşık bir tenekesiyle 70 metrekare yer yapıyor. Bunun standart deseni bir tenekesiyle 20 metrekare yer yapıyor. Farklı farklı desen yapacaksan 10-12 metrekare yer yapıyor. Çünkü kumlu malzeme. Beton tarzı çalışmalarda zaten genellikle 10-12 metrekarelik alanlar yaptırıyorlar. Hocam altı tavanlarda altyapısını nasıl hazırlayacağız bunu? Pardon anlayamadım. Tavan? Altı tavana. Evet. Altyapısını nasıl hazırlayacağız? Alçı mı çekeceğiz? Karekim mi çekeceğiz? Alçı, alçı. Altıdan başka alçı. Düz zemin üzerine. Alçılı zemin üzerine. Bunu çektikten sonra buna silikon boya mı atıyoruz abi duvara? Hangisine? Şu sedef boyayı. Hayır, şey hayır. Abi, macun abi. Astarı dedim macun ya. Macun astarı, ha. Macun, bu, beyaz macun astarı var. Çekin ya. Bunu macun astarı atıyor. Şimdi şöyle düşünün. Bakın şöyle düşünün. Alçımızı çektik. Şöyle düşünün. Alçımızı çektik. Zımparamızı yaptık. 1'e 7 konsantre astarımızı vurduk. Daha sonra yapacağınız renk tonuna yakın İsterseniz macun astarı var. Böyle ince mikronlu kumlu. Onu istediğiniz yapacağınız renk tonunda renklendirin. Yapacağınız renk tonunda vurun altına. Ya da beyaz vurun. Üzerine kendinden bir kat düz ruloyla vurun. Sonra desen olur. Tabii. Mesela burada beyaz kullandık. Altına beyaz macun astarı vurduk. Geldik sedefi ruloyla bir kat vurduk. Üzerine parlaklık versin diye. Bir saat içerisinde 1-2 saate kuruyor. Kuruduktan sonra ikinci katta ruloyla bol yayıp desen verdik. Evet abi bu 5 dakika çektikten sonra kuru bir fırçayla yer. Varsa bundan yoksa büyük bir fırça 4'lük fırçayla. Böyle hafif fırça izlerini biraz... Böyle atıyorsunuz fırça izlerini. Simler de böyle homojen dağılmasını sağlıyoruz. Büyük alanda yaparken de diyelim ki 2 metrelik bir yeri arkadaşınız yaptı. Arkadan tek ses geri dönüp perdahlamanızı yapın devam edin. Ama bu tür ürünü şeffaf malzeme olduğu için iki kişi çalışırsanız biri yaparken diğer bir kişi arkadan perdahlamasını atar. Olay bakalım. Ondan sonra kurumaya bırakıyoruz. Ondan sonra kaybolup böyle yavaş yavaş mavi bir sadece sim kalacak. Belirginleşiyor. Aynen. Yani alttaki yüzeyde, mavi belirgin bir şekilde çıkacak ortaya. Aynen. Yüzeyde şu şekilde mesela simler çıkmaya başlıyor. Bunu isterseniz tek kat, isterseniz de iki kat uygulayabilirsiniz. Yazdırmadım ya. Yani hiç burada nasıl bunu da anlamadığını yazdım. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Onu bekliyorlar. Dedim yani üzerine bir de abi en son uygulama aşamalarını en baştan soldan böyle bir tek tek geliriz tamam mı? Geliriz. Bitirelim abi burayı da. Tamam orayı da bitirelim. Isı yalıtımından artık alakadar diye bir şey yok. Nippon yok, yani. Nippon. Ya filli boya diye bir şey yok artık. Tamam. Hepsi Nippon. Filli boya komple oldu. Komple oldu. Komple. Evet. Filli boyanın ismi değişecek mi sizce? Yok değişmiyor. İsmini değiştirmiyor. Komple yani firmayı komple aldı. Şimdi alligator boya alışmıştık. Ne diyeceğiz şimdi biz? Nippon. Ne dersin? Nippon. Aynen. İstediğini evet, söyle. Başlayalım mı? Şimdi bu nedir abi? Şu şimdi an yapacağımız da, uygulama. Soft Touch Silk diye geçiyor. Tamam. Yeni bir ürün. Bunda alt zeminine macun astarı vuruyorsunuz yine. Yapacağınız renk tonunda da yapabilirsiniz. Beyaz da uygulayabilirsiniz. Daha sonra süngerle iki kat
sünger atıyorsunuz böyle. Boş sünger gezdiriyorsunuz. İki katınız kuruduktan sonra üçüncü katta malayla ince bir çekip malayla sekiz hareketleri, ters sekiz hareketleri çizerek desen veriyorsunuz. Biz alt zemini hazırladık. Şimdi desen aşamasındayız. Değil mi? Alt zemini malayla mı yapmıştın sen abi? Süngerle. Süngerle abi öyle bir şekilde. Aynen. Bir şekilde. Şimdi bunda da istersen süngerle de desen verebilirsin bu şekilde. İstersen malayla da yaparsın. Şimdi sünger desenini gösteriyoruz. Daha sonra da mala desenine geçeceğiz. Bu sünger. Bu süngerle yaptıktan sonra şimdi daha sonra da mala desenine geçeceğiz. Efendim abi. Süngerle tamam diyeyim. Önceki deseni de süngerle vermiştin. Ha, aynen bu rastgele böyle sürüyoruz. Ama atıyoruz. Önceki desen dediğimiz şey aynı zamanda desen astarı. 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 Çok yani böyle özenecek bir şey yok. Önceki böyle süngere sürüyoruz. Amaç duvarı yani, doyurmak. Duvarı doyurmak. Buna da böyle alttan bir yol yapmak değil mi? Aynen. Bunu da alt zemini hazırlamak. Daha belirgin oldu mesela şu an. Bunu yapmadan da bırakabiliriz. Bu da mermi mala deseni. Bunu yapmadan da bırakabiliriz yani. Malayı vurmadan da. Tabii istersen öyle bırak, istersen böyle bırak. Bu diğer bir seçenek. Aynen öyle abi. Bu da malayla 8 çizer gibi boş malanızı gezdiriyorsunuz. Perdahlama yapıyorsunuz. Evet. Aslında gelen de genelde bu mala işini kullanıyorlar. İki kat böyle sünger atıp malayla daha belirgin daha oluyor. Belirgin oluyor. Öbür hareler türlü böyle koyulu, daha şey gibi oluyor. Yani. Koyulu inceli düşüyor. Duvar kağıdı gibi evet. Oluyor. Ya bunda da farklı farklı çalışmalar yapabiliyorsun. O BTM duvarları var ya aşağıda giyinme aynen. Odası. Süper. O da. Sen niye aldın oraya? Ha, geldim. Sen mi yaptın onları? Yok. Gördüm. Onu gören yok, şey görmüşsün. Zannediyor biliyor musun? Duvar kağıdı zannediyor onları. Bu abi. Mala işlemimiz de bu. Aynen. Sonra bir aşağıda da bir farklı bir şey yapacağız. Tamam yapalım. Malayla çizir değil mi? Aynen malayla çek biraz. Yine desen vermiş gibi. Süngerle çekeyim mi? He süngerle sen çek. Sen malayla aynı şekilde deseni ver sonra perdahlama atarız. Bunda fazla desen yapamıyorsunuz. Bunun standart deseni aslında bu. Standart deseni bu. Hani burada şey pano boş kalmasın diye bir farklı çalışma yapacağız. Evet. O zaman Nippon'da çalışmıyordum. Şeydi, Tuncay Şanlı'nın oteli var ya No 17. Hı hı. Onun tavanları bundan yapılır. Komple. Yatak başları da beton efekt yapılır. O zaman ben dışarıdaydım o işleri yapıyordum. Hı. Sen Sakarya mısın abi? Yok. Sakarya'ya çok gelip gidiyordum zamanında. Ya. Katıcam yoksan sana çizerim. Yok hemen şey yap. Sen bunu standarta çevir üstü çizerim. Veya bunu çiz. Böyle yan çiz. Böyle malay şöyle yan vur. Şöyle şey gibi. Şey gibi. Çizgi gibi oldu. Sen bunu satın değil mi? Şöyle mesela. Zeminiz biraz oynuyor. Uygun değil ama yapacak şey yok. Şöyle beton görünümü gibi olur. Anladın mı? Böyle gezdirdikçe. Bir de ben yapabilir miyim? Abi? Hadi. Böyle mi? Aynen. Bir böyle açıklı koyuluk düşer. Açıklı koyuluk. Fazla da şey yapmadan. Aynen. Yukarıdan değil aşağıda mi? Yapsan daha iyi olur. Hiç fark etmez. Böyle gidiyoruz yani. Aynen öyle gidiyorsun. Böyle gidiyoruz. Ama bunu sen şeye çevir. Süngere çevir. Bunun alt şeyi düzgün değil ya. Süngere at gitsin. Tamam. Bunda da şu şekilde dairesel hareketler yaparak asıl son, deseni bu. Son görünümü veriyoruz. Aynen. Asıl deseni bunun bu. Evet. O daha çarpıcı görünüyor yani. Aynen. Çünkü açıklı koylu veriyor. Malayı evet. Sekiz çizdiği için. Aynen. Şu şekilde gezdiriyorsun bana ucuyla açıklı koyuluk veriyorsun böyle. Tamam. Şu
Şöyle bir bakalım. Gözler. Gözlük kilo aldık. Şu kilo aldık. Baksana. Nippon'un ürün uygulama standı. Evet. Bantlarımızı çıkartıyoruz. Bu gibi uygulamalarda bant çıkarma süresinden bahseder misiniz? Hemen çıkarın. Hemen mi? Hemen. Duvarı bitirdik çıkartın. Hemen çıkarın. Şimdi bir tane çünkü ne kadar kurursa o kadar yüzeyde yapışkanlık mukavası ondan artar. Sonra çok büyük bir sıkıntıyla aynen karşılaşırız. Yani şunu şu an biz hemen çıkartıyoruz atıyorum. Bir saat sonra gel onu buradan özellikle duşa satın ürününde çıkartma şansınız olabilir. Evet. Şimdi bu tür ürünlerde dekoratif ürün kullanacaksanız alt zeminin düz olması lazım. Pürüzsüz bir zemin. Bu işte alçıpan üzeri olur. İşte MDF üzeri olur. Alçı üzeri olur. Yüzeyimizin düz ve pürüzsüz olması evet şart. Birinci şartımız bu. İkincisi yüzeyde alçılı bir yüzey yaptıysak alçımızın zımparasını yapıp 1'e 7 konsantre astarımızı kullanıp daha sonra hangi ürünü kullanacaksak o ürünün astarını uyguluyoruz. Burada beton efek ürün uygulaması yaptık. Burada da geçiş astarı dediğimiz astarımızı kullanıyoruz. Nippon'un geçiş astarını yapacağımız renk tonunda renk uygulamasını yapıyoruz. Astarımızı uyguladıktan sonra Nippon'un beton efek ürününden 3 tane bazı var. Beyaz, yeşil ve gri. Bu 3 bazın hangisini istiyorsanız onu kullanıyorsunuz. Beton efek uygulanmasında yukarıdaki standart desenimiz bunu yeşil de uygulasanız, beyaz da uygulasanız, gri de uygulasanız bir tenekesiyle 20 metrekare yer atıyorsunuz. Büyük şey beton efek ürününüzü hem iç cephede hem dış cephede kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık bu şekilde de altta yapmış olduğumuz desenle de yaklaşık 10-11 tane farklı farklı desenler elde edebiliyorsunuz. Bu desenleri isterseniz beton görünümle bırakabilirsiniz. İsterseniz de üzerine ipeksi bir mat boya atıp silikonlu ipeksi mat boya vurun. Daha sonra da üzerine eskitme, gold ve bros çalışmaları yapabilirsiniz. Sormak istediğim bir şey var mı bununla? Burası tamam abi. Şey, burada astar rengimiz 3 adetti. Bunda. Evet, yeşil yapıyorsan yeşil, beyaz yapıyorsan beyaz, gri yapıyorsan gri astar kullanıyorsun. Tamam. Geçiş astarı kullanıyorsun. Geçiş astarı, ürünün kendi astarı. Ürünün kendi astarı. Tamam, buraya burada geçtik. Burada da duşa saten dediğimiz ürün. Duşa saten dediğimiz üründe yine yüzeyin alçısı yapılıp, zımparası yapılıp, 1'e 7 konsantre atıldıktan sonra macun astarını yapacağınız desen boyası renginde isterseniz renklendirip kullanabilirsiniz. İsterseniz beyaz olarak da uygulayabilirsiniz. Yüzeye biz beyaz olarak astarımızı uyguladık. İki kat daha sonra duşa setenin kendisine herhangi bir sulandırma yapmadan yüzeye normal düz boya yapar gibi bir kat uyguluyoruz. Taramasını da yukarıdan aşağı alıyoruz ki rulo yüzleri böyle zikzak çizmesin. Şeffaf altta transparan olduğu için verseniz bile o alttan gözükebilir. Yukarıdan aşağı tek sefer mi kestirme yapıyoruz? Tek sefer yana. Evet, tek sefer yana. Mesela taramanı aldığın son taramanı yukarıdan aşağı çekip bırakıyorsun ki zeminde düz oluyor. Bir kat bu şekilde attıktan sonra 1-2 saat içerisinde ilk kat kuruyor. Evet. Daha sonra ikinci katı da yoğun bir şekilde yüzeye yayıp güdeli tampon malası veya süngerle veya fırçayla istediğiniz hangi desen varsa o deseni veriyorsunuz. Daha sonra yaptığınız duvar çalışmasındaki maskeleme bantlarını kenarlarını maket bıçağıyla kesip söküyorsunuz. Burası tamam mı? Tamam abi. Şimdi burada da glove dediğimiz bir ürün var. Ürün iki tane. Biri glove dore, biri glove lame. Glove dore dediğimiz bakır simli. Evet. Bunu herhangi bir renklendirme yapmıyorsunuz. Ürün glove dore'nin ürünü direkt baz olarak kullanıyorsunuz. Renklendirme efendim yapmıyor. Sadece astarı renkleniyor. Aleyküm selam. İşte müşteri geldi diyelim ki siyah seçti, kırmızı seçti, mavi seçti ama üzerine bakır sim istiyor. Evet. Altı siyah yaptınız diye bakır simi de siyah yapmıyorsunuz. Direkt uyguluyorsunuz. Eğer gümüş sim uygulayacaksanız müşteriniz siyah seçtiyse alt astarını gümüşü de siyah renk yapıyorsunuz, takım yapıyorsunuz. Bakır simde sadece astar renklenirken gümüş simde hem astar
hem desen boyası renkleniyor. İkisi de aynı. Evet, burada da yine macun astarını kullanıyoruz. İki kat normal düz boya yapar gibi astarımızı kullanıp daha sonra süngerle veya fırçayla uygulamasını yapıyorsunuz. Büyük alanlarda sünger tavsiye ediyoruz çünkü daha hızlı hareket etmeniz için şeffaf bir malzeme. Ürün isterseniz tek kat, isterseniz iki kat olarak uygulayabiliyorsunuz. 2,5 litresiyle de 30-35 metrekare yer atıyor tek katta. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Şimdi diğer bir ürünümüz de duşa satin soft touch silk. Bunun da altına macun astarını isterseniz yapmış olduğunuz renk tonunda yapıp isterseniz beyaz olarak kullan. Soft touch silk'i herhangi bir sulandırma yapmadan ilk bir ve ikinci katını süngerle dairesel hareketler çizerek yüzeye yayıyorsunuz. Bir kat yayıyorsunuz, yaklaşık yarım saat içerisinde kuruyor. İkinci katı da yayıp bir saat sonra da bir buçuk saat sonra da malayla hafif bir çekiyorsunuz inceden tabaka. Sonra malay üzerinde 8 daireseller çizerek sonluyorsunuz. Bu da anlamadım. Sonrasında olacak. Bu da anlamadım. Tamam mıdır?